31 Ekim 6 Kasım haftası. Sevgili güzel ailem, güzel takipçilerim, canlarım. Çok öpüyorum hepinizi. Hepimiz bir aileyiz. Sevgili koçlar, hayatınızla alakalı alacağınız her karar sizinle ilgili noktada daha kendinizi belirlemenize, işle alakalı daha önümüzü planlayarak bir kısma başlangıç yapacaksınız. Gireceğiniz işler, yapacağınız toplantılar ve yöneticilerle aramızdaki haksız gördüğünüz noktalar güzel bir şekil alacak ve doğru nefesle işimize daha güvenilir bir sistemle altyapısımızı oturtacağız. Evet, kafanız çok karışık. Güven istiyorsunuz ve bulunduğunuz noktada da huzur istiyorsunuz. Sistemdeki yaşanan karışıklıklar her zaman sizi tedirgin ediyor ama doğru adım, doğru süreci, doğru değerlendirmeniz lazım. Kurumsaldan beklediğiniz iş haberiniz ya da bulunduğunuz noktayla ilgili, yönetimle ilgili karışıklıkların düzelmesini istiyorsanız biraz daha sabır etmeniz lazım. Çünkü bu sabır sizi ödüllendirecek ama ani karar verip işinizle ilgili başka alternatiflerle ilgili beklentiniz varsa bunu Kasım 15-17 Kasım arasında size gelecek teklifleri değerlendirebilirsiniz. Bu ara kendi işiniz ve kendi alanınızla alakalı güçlendirmek ve altyapıyı oturtmak istiyorsanız ekonomik olarak krizlerimizi önlemeden ve gereksiz krediye girmeden şu anki alanı kontrol etmemiz gerekiyor. Buna daha dikkatli olun diyor. Sürpriz iş bekleyenler, hala iş kapınızla ilgili yaşadığımız krizleri bir türlü toparlayamıyorum. Bir senedir haklarımla alakalı çok yorgunum diyen sevgili koçlar için özellikle Kasım size uğurlu, bereketli ve şanslı bir döngüye giriş yapacak. Hak ediliş ve iş kapılarınız ve savaştığınız ne konu varsa bunu rahat bir şekilde halletmiş olacaksınız. Ve Rabbim size güzel bir toprağın bereketini yansıtacak gözüküyor. Devletle alakalı bağlantılarımız ve kurmak istediğimiz haberlerle ilgili olumlu bir hafta. Ama devlet noktasında çalışıyorsanız yeriniz gayet güvende. Sadece tayin, atama konularında zorlayıcı bir döngümüz olabilir. Ve etrafınızdaki insanlara biraz daha dikkatli olun. Sır, söylemlere dikkat edin, başınızı yakmayın diyorum. Kendi alanınızı büyütmek, yeni bir iş oluşturmak isteyenler, aile desteğiniz, kendi birikiminizle ilgili mantıklı şekilde yol alırsanız bunlarda bir pürüz görmüyorum. Bu ara seyahatlerimiz, iş gereği gideceğimiz yolculuklarda başarısızlık yok. Ama hayaller biraz daha tatil yapayım, biraz kendime vakit ayırayım diyorsanız, evet bir iki günlük kendinize şifa bulacağınız noktalarınız var. Ailemizin ve eşimizin yapacağı iş yurt dışı ile ilgili bağlantılarda olumlu diyaloglar var. Korkmanıza gerek yok diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada pürüzsüz gidecek bu hafta. Tartışma yok. Ev içimizde de tartışma yok. Bu ara alışveriş enerjimiz yüksek ve eşinizin sevgisini size ifade edeceği bir hafta. Evet sevgili gençler, kendinizle alakalı eğitim noktalarınızda pürüz yok. Hatta ekstra iş ve kafanızda yarım dönem çalışayım diyen sevgili koçlar için evet olabilir ama eğitim hayatınızla ilgili ve duygusal hayatınızla ilgili dengeli gidecek bir hafta. Alınganlığınız fazla olacak. Bunu da geride tutalım lütfen. Evet, duygusal olarak kalbinizde yara olduğunuz ve hapsettiğiniz bir ilişkiyle ilgili yüzleşme dönemimiz var. Ama uzun süredir bekarsanız, evlilik kapınız yoksa, ben yıllardır aşk yaşamadım diyorsanız heyecanlı bir Kasım ayı var. Kasım bitmeden sizin bu ruhunuz şifa bulmaya doğru gidecek. Fazla nazara gelebilir, göze gelebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Ve özellikle aile büyüklerimizle alakalı kardeş, baba kardeşleri, baba köklerimizle ilgili tartışmalar çok daha yoğun noktada. Babamızın sağlık problemi ya da aile büyüklerimizin sağlık problemi bu hafta bizi biraz telaşlı bir noktaya itebilir. Ama korkulacak bir durum yok. Uzun soluklu ilişkilerde evlilik tarihleriniz belirgin ama ekonomik olarak toparlanamadığınız için acele etmek istemiyorsunuz. Hak veriyorum. Çünkü ekonomimizi toparlamadan doğru bir kapıya, yeni bir kapıya geçmek için ekonomi toparlanması lazım. İş yerinizde beğendiğiniz, hoşunuza giden kişinin sizinle hiçbir alakası yok. Artık bu platonik sevdanızdan çıkmanızı istiyorum. Sevgili ev hanımları, evet yorucu bir hafta.
temizlik enerjiniz çok yoğun olacak. Eşinizle aramızdaki bazı krizler, daha sert konuşmalar söz konusu olacak. Ev ayrımı, boşanma fikrine kadar geleceğiz. Sonra sakinleşecek ama radikal bir şekilde bazı hanımlar ya da beyler ayrılma kararı verdiniz. Anlaşma yoluna ve çocukları yıpratmadan çözerseniz sevinirim diyorum. Bir de uzun süredir almak istediğimiz bir araç konumuz hayırlı ve uğurlu olacak. Anneanne köklerimizden de sürpriz bir miras konumumuz da hayatımıza geçecek. Evet, evde kaldığını düşünen, hiç evlilik kapısı olmayan sevgili beyler ve bayanlar, bu ara tanıştırmalar yoğun olacak ve doğru insan sizin için hayırlı olacak ama beğenmiyorsunuz, herkesi kendinize yakıştırmıyorsunuz. Artık birini hayatınıza alın ve aile olun. Sağlık olarak özellikle mide ile alakalı ve baş dönmemiz ve sinüzit problemlerimiz olabilir. Bu ara estetiği fazla kaçırabilir, cildimizi sıkıntıya düşürebiliriz. Bir de ev alma fikrimiz var. Mantıklı ve kararlı olduğumuzda alacağımız ev hayırlı ama kira ya da kirada oturan sevgili koç burçları, mal sahiplerinizle ilgili büyük atışmalar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Sevgili boğalar, güzel ailem, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Emek karşılıklı olmalı diyorum. Evet, bu sözden çok sıkıldığımızı biliyoruz ama kanalımı büyütmek sizin elinizde diyorum. Evet sevgili boğalar, bu hafta egolarımızın çok daha yoğun olacağı, kendimizi bulunduğumuz alana yapıştırmayacağız. İşlerle ilgili her şeyin hükmü bendeyken elimizden işlerimiz biraz alınabilir. Bunlarla ilgili kaoslar yaratılabilir. Bu hafta iş konularımızla alakalı noktayı biraz daha tertipli ve düzenli olmamız gerekiyor. Risk altındasınız. Riski artıya çevirmek için şimdiden uyarıyorum. Ve özellikle araştırmacı ruhunuz, iş kapınızla ilgili fırsatlarla ilgili yeni beklentileriniz var. Alternatif kapımız var, cesaretiniz yok. Burada zaten çürümeye doğru gidiyorsunuz. Hadi kendi yolunuza yeni kapılar oluşturmanız gerekiyor. Ve bu kapıları doğru gördüğünüzde şu anki yerinizden daha güçlü bir noktaya geçiş yapacaksınız. Evet, egolarınız tavan yapmışken bunu başaralım diyorum. Kurumsal bir alanda yetki ve hakimiyet evresi beklerken burada konumumuzla ilgili stabil devam edecek bir süreç. Ama toplantılar, yoğun gideceğimiz işler, seyahatlerimiz çok artı bir süreç. Ama Kasım sonunu bunu sabırla beklerseniz işinizle alakalı nokta daha ödüllendirilme, daha keyifli bir noktaya oluşacak. Bence acele etmeyin, acele ecele gider. O yüzden sakin ve sabırlı beklemenizi öneriyorum. Özellikle bu ara ekip arkadaşlarımızla aramızda uçurumlar söz konusu olabilir. Onların saçma konuşmaları sizin egonuza zarar verebilir. Bu ara dışarıda sohbet etmeyin. Sadece işi odaklı yaşayalım. Onların karmaşık hikayeleri sizi yormasın istiyorum. Hem de o sırada haritanıza bakıyorum. Bu ara hisleriniz, rüyalarınız, düşünceleriniz birebir Allah kapınıza getirecek. Doğru isteyin, doğru dileyin diyorum mutlaka. Devlette çalışıyorsanız, devletle ilgili kapı, yeni arayış, yeni bir bölüm değiştirmesini istiyorsanız ani değişimler gerçekleşecek ama şu anki konumunuzdan daha farklı bir konuma geçiş yapabilir. Keşke istemeseydim diyebilirsiniz. Böyle bir düşünceler evresi oluşturabilir. Ama kendi işinizi yapıyorsanız ve iş alanınızda büyümek, daha büyük anlaşmalar, farklı insanlarla geçireceğimiz konuşmalar alanımızı ve sistemimizi daha büyütecek. O yüzden korkusuz cefer olun ve kendi ve ortaklı işlerinizde level olacağımız bir nokta. Serbest bir alanda kendi alanınızı büyütmek istiyorsanız biraz daha adımlarımızı hızlandırıp daha araştırmacı yönümüz, daha güçlü olmamız gerekiyor. Siz de bu hafta hani şey deriz ya, ben yerimden memnunum, yerini bozmak iste. Artık bozun, paraya ihtiyacınız var ve ödemelerle alakalı bazı krizler sizi yıpratıyor. Bence hareket bereket zamanıdır. Harekete bereketini kazan diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle masa değişimleri ve bu değişmeler sırasındaki primleriniz ve haklarınızla alakalı doğru adımlar söz konusu olacak. Sadece eşinizin bu ara bir değiştirmek istediği fikri hayır değiştirmesin kalsın, onu aralık sonu yapması lazım. Şu an yaparsa hata. Sevgili gençler, duygusallık yönümüz daha
aşk evresinde egolarımız daha ön planda. Eğitimimizle alakalı biraz dikkat kaybınız, biraz daha sorumluluklarınızın bilincine varmanız lazım. Belki spor bu konumuzu iyileştirebilir ve özellikle eksik eğitim kapılarımız, dil eğitimi, bununla alakalı kendimize geliştirmemiz gerekiyor. İhmal etmeyin lütfen. Duygusal olarak uzun süredir kalbinizde kimi saklıyorsanız adım atacak ama uzun soluklu söz, nişan ve aile içerisinde böyle sohbetler sizin ailenizi mutlu kılacak ve hayırlı bir eş kapısı da hayatımıza girmiş olacak. Eğer ki kalbimdeki kişi beni nasıl düşünüyor diyorsanız, hissettikleriniz doğru ama o hissettiklerini cesaret edip size soramıyor ve sorumluluk anlamında kendini doğru hissetmediği için ilişkiniz bir var gibi bir yok gibi. Artık bu adıma hoşça kal de, çünkü yıpranan sensin. Amaçsız bir ilişki kurbanı olan sevgili boğalar için, evet bu kişiyi düşünüyorsunuz ama onun arkasında başka bir sorumluluk var. Size bu adım atması için arkası komple bitmesi lazım. Bu hayallerden çıkıp gerçek hayale dönerseniz doğru mutluluğu tadarsınız. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle sevgi konusunda biraz daha yıpranmış ilişkimiz ve yaşadığımız olaylar bizi tam anlamıyla yıpratıyor. Bütün sorumluluklar bizim üzerimizde olduğu için hani yükü taşıyamıyorum diyor. Bir nefes almak için bir odaya ihtiyacım var. Mutlu olmak için sessizliğe ihtiyacım var diyorsunuz. Hak veriyorum. Ama maalesef sorumluluklarınız çok yoğun. En azından uyku sırasında kendinizi bu noktada toparlayabilirsin. Ani bir ev taşınması ve ailemize ait bir konuyla ilgili müteahhit ya da bir müteahhit toprak anlaşması söz konusu olacak. Ev anahtarı bu konuda sizin için hayırlı. Satmaya çalıştığımız ortaklı bir malla ilgili de kardeşler arasındaki yaşanacak krizde haksızlığa uğrayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum lütfen. Evet, ev konusunda da değişiklikler. Bu ara evin enerjisini değiştirip her yeri yenilemek istiyorsunuz. Olumlama, bel ve boyun problemimiz var. Bunlara dikkat edelim diyorum sevgili ev hanımları. Evet, sağlık konusunda özellikle kadınlarımızın bel boyun problemi ve özellikle son zamanlarda alt dişlerde çürüme ya da akşam yediğiniz şeyler asit yapıyor ve dişlerimizde asit kaynaklı çürümeler söz konusu olabilir. Bir de göz doktoruna gitmeniz lazım diyorum. Evet, bu ara aşkı çok isteyen ve gönülden sevmek ve değer görmek istiyorum diyen boğalar, bu ara enerji sizin için doğru noktada ama egolar savaşı vereceksiniz. Bu egoları kenarda bırakın. Sevgili ikizler, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Şöyle demek istiyorum. Kimsenin bakıcısı değilim ben. Artık bu insanların bakıcısı olmak, kontrol etmek, yapmak, etmek, dengeleri kurmak istemiyorum. Ben bu hayata içimde çalışan insanların da bakıcısı değilim. Bir sloganı dönüyor evrenizde. Evet, herkesi kontrol etmekten, herkesin saçmalıklarını taşımaktan bakıcı gibi olduğum zaman artık bu bakıcılık evremiz bitiyor. İşimizle ilgili sürpriz değişim ve beklenti içerisinde olduğumuz firma ya da beklenti istediğimiz kapıyla ilgili alternatif haklar ve alternatif diyaloglar olacak. Bence sizin bunu almak ve başarmak adına en huzurlu olacağınız nokta gözüküyor. Özellikle ailemizde devlet idaresine girmek, devletle ilgili beklentisi olan evladınız varsa ya da siz bekliyorsanız olumlu bir haberin sevinci kapınızda hayırlı olsun diyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ve çok hareketli toplantılar ve kendinize vakit ayıramayacağınız bir hafta olacak. Bol yemek, bol vitamin. Çünkü oradan oraya koştur. O sorumluluk, bu sorumluluk. Hatta ani yer değişimleri, mekan değişimleriyle ilgili bulunduğumuz noktada taşınabilir. Bu yüzden bu yoğunluk, bu tempo, kimsenin bakıcısı değilsiniz. Kendi yerinizi kontrol etmeniz yeterli. Devlette çalışıyorsanız özellikle iş konularımızla alakalı sorumluluğunuzun daha fazla artacağı ve sinsirella insanları artık kenarda tutup kendi enerjimizdeki doğru insanları hayatımıza alırsak başarınız, ünvanınız daha keyifli gözüküyor. Bu ara eğitim, yarım bıraktığınız konularımız daha hareketli olacak. Özellikle Fransızca, İngilizce, Almanca eğitimi almak isteyen sevgili ikizler için tam doğru zaman, en azından enerjiniz ve renkli ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum. Evet, şunu unutmayın. Kendi işinizle ilgili kararlarınız yapmak ve yeni iş oluşumu yaratmak istiyorsanız da gerçekten aile büyüklerimiz ve yakın bir dostunuzla yapacağınız ortaklı plan size keyif ve mutluluk katabilir. Ama şu an bunu açma değil, aralığa kadar bu altyapıyı oturtursanız
daha sağlıklı ve daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Ani karar vermemek, sistemi doğru oturtmak adına diyorum. Özellikle hayvancılık, tarım ya da bu tarz işlerle bağlantınız varsa işinizdeki bereketiniz, toprağınız ve hayvanınızın bereketi yoğun olacak. Belki bir veteriner ya da hayvanlarınızı bir kontrol ettirmeniz lazım. Sağlık problemi yaşayabilir diyorum. Bunu özellikle girişimci ruh olan, toprak ve tarımla uğraşan kişiler için bu noktayı ön plana tutmamız lazım diyorum. Özellikle de emlak alım satım ya da finans bağlantılı noktalardaysanız sürpriz yabancı insanlarla yapacağınız işler size farklı kazanç sağlayacak. Araç ve araç alımı satımı işi yapanlarda bu ara araç konularımızla ilgili çok hareketli ama hasarlı araç alabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı, özellikle işlerinizde değil de karı koca hayatımızdaki sürümcemede olan birbirimize laf sokma ve tartışmayı ve abartılı ve enerjimizi yoruyorsunuz. Özellikle eşinizin işiyle ilgili yurt dışı ya da yurt dışı bağlantılı haberleri olumlu. Sizin de özellikle banka ya da finans ya da alım satım işinde çalışıyorsanız bu noktada aydınlık bir evreniz var. Bu ara sanatçı doğduğunuz resim, atölye ya da bu tarz fikirleri olan sevgili ikizler için güzel bir hani kurs size iyi gelecek diyorum. Enerjinize iyi gelecek. Sevgili gençler, hayatınızda ilk kez aşık olduğunuz eğitiminiz bu konuda acı çekecek. Aşk acısı çekin, eğitiminizi yarım bırakmayın. Bir de kalbinizdeki kişi gerçekten duygusal olarak size yoğun. Ama şu an için her iki tarafında eğitimi önemli diyorum dedim bile. Evet sevgili sevgilinizle bu hafta tartışmalar, gereksiz kırgınlıklar biraz bozulabilir, biraz tavır olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Ama uzun süredir hayal ve adını koymak istiyorsunuz ama karşı taraf bu adı koyacak ve mutlu olacaksınız. Ex aşklar hareketli yoğun dönüşler sağlasa da size ex aşklardan bir hayır yok. Ama yeni aşk size şifalanmanız için özellikle Kasım 15-17 arasında aşk renginizin yoğun olacağı gözüküyor. Bunu tatmanızı öneriyorum. Evet sevgili ev hanımları, çocuklar, eş ve eşinizin aile soyuyla alakalı yaşadığımız bazı sorunlar sizin psikolojinizi çok fazla yıprattı. Enerjinizi bir türlü oturtamıyorsunuz. Evet belki bir psikolojik destek ve evde herkesin derdini dinlemek yapmak sizi yoruyor. Ama yaratıcılığınız var, keyifli enerjiniz var. Lütfen belediye yüzme kurslarına gidin. Belediyede size farklı aktif noktalar yaratabilirler. Enerjinizi değiştirebilirsiniz. El nakış önerileriniz çok fazla. Instagram sayfanızda bu tarz şeyler yaparak gücünüze güç katabilirsiniz diyorum. Eşinizin yalanlarından bıktınız. Onun karmaşık hikayesi ve ailesinden çok yoruldunuz ama o buna rağmen sizi çok seviyor. Hak veriyorum, kırılan kalp tamiri olmuyor ama biraz da sizde tamir olmak için hazırlıklı olmanız lazım diyorum. Bu ara uzun süredir bekar ya da dul olan sevgili takipçilerimiz için de diyorum ki alternatif evreler var ama geçmiş travmalarınızda yaşadığınız korkulardan birine güvenemiyorsunuz. Bunun için bir psikolojik destekle yeniden adım atabilir, ruhunuzu iyileştirebilirsiniz. Evladınızın asker ya da çocuğunuzun uzun yol eğitim ya da mecburluk görev için gideceği noktalarda sağ salim hanemize gelecek. Korkmanıza gerek yok. Bu hafta bol bol sadaka verin. Ruhunuz sadakayla şifalanacak diyorum. Sağlık olarak özellikle bu ara şu göz kapağı düşen ya da gözaltı ile ilgili ışıltı yaptırmak isteyen sevgili takipçilerim estetiği abartmadan yaptırabilirsiniz. Ama özellikle vücut kasılmalarımız var. Yani buna diyoruz ki eklem ağrılarımız, hani bir masaj vücudumuza iyi gelecek ve varis ve ayak romatizmal ağrılarımıza da dikkat etmemiz lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah sizinle olsun inşallah. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Umut her şey sizin olsun diyorum. Evet, bu ara yenilikler, ev değişimi, iş değişimi, işinizle alakalı, evinizle ilgili radikal kararlar vereceğiniz bir nokta. İşinizi gereksiz değiştiriyorsunuz. İnsanlar ve ortamdaki yönetim sistemine çok karşı olduğunuz için burası bana ait değil. Ben burada nefes alamıyorum artık. Alternatif nokta ne zaman çıkar diyorsanız. Özellikle 19 Ekim'de bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma sizin duygusal yönünüz, ev hanenizi tetikleyecek. Bunu erken tadacağınız için sizden ricam sakin ve mantıklı olmanız lazım. Biraz karamsarlık, biraz huzursuzluk, biraz böyle hani içiniz çekilir ve kansız gibi hissedersiniz ya ruhunuz.
Bence bu hafta işlerimizde yoğunluk, parasal evimizde daha rahat bir süreç sağlayacağız ama bu tarz inançlarımız böyle kırılmış. Çünkü uzun süredir aynı döngü, aynı ev, aynı düzen, aynı iş, aynı para. Hani parasal noktada da tamir olsanız yine gülümseyeceksiniz. Evet, zorlayıcı ama siz bunu artıya çevireceğiniz bir hafta olarak ve şansların ve yaratıcı düşüncelerinizin size renk katacağı bir haftada olacak. İşimiz ve bulunduğumuz noktada aksilikler söz konusu gözüküyor. Evet, tartışmalar, bazı karışık olaylar sizi yıpratmasın. Çünkü siz işinizde, sisteminizde o kadar başarılısınız ki, yani birinin sizin önünüze engel olması gibi bir durum yok. Sadece sizin hayal gücünüz biraz aşağı ve yaşadığınız bazı trajik olaylar sizi yıprattı. Şimdi bir esneme, güzel bir nefes alma ve işimize tekrar konsantre olmamızı istiyoruz. Kurumsalda yeriniz güzel noktada değişecek. Ve bu değişim sizi mutlu. Parasal hayatınızla ilgili mücadele ettiğiniz ve hala benim haklarımla ilgili gittim geldim cevap yok. Bu hafta bunları çözün. Maaşınız ve konumunuzla ilgili de daha net cevaplar alacağımız bir hafta söz konusu olacak. Hatta ve hatta uzun süredir kurumsalla ilgili farklı bir konuma yetki ve hakimiyet evresinde beklentileriniz varsa bununla ilgili konuşma ve döngüyü kazanma dönemimiz. Bunu doğru değerlendirin ki hak edilişiniz sizin için doğru olsun diyorum. Devlet ya da devlette bağlantılı çalışan sevgili yengeçler için alternatif bir nokta şu an için haberler geliyor. Değişimler söz konusu olacak. Ama sizin istediğiniz hani başka bir il ya, başka bir bölüm, başka bir kurum ya. Evet, onun için bir devreye girecek bir insan sizi bu noktada mutlu edecek. Devlete girmek ya da iş beklentisi olan sevgili yengeçler için bu ara çok yakın bir aile dostumuzun hane kapınızına iş konusuyla ilgili size destek olacağı ve istediğiniz kapının da açık olduğu ile ilgili uyumlu, olumlu cevaplar alacaksınız. Gözünüz rahat olsun. Serbest kendi işinizi yapıyorsanız ekstra büyütmek istediğimiz planlarımız var. Mantıklı hareket etmemiz gerektiğini bilin. Türkiye'nin ekonomik evresinde düşünerek sistemimizi kaybetmeden doğru genişletme yapmanız gerekiyor. Yurt dışı ile ilgili iş seyahatlerimiz ve yapacağımız yollar bize artı bir güven sağlayacak. Ve özellikle yurt dışı ile ilgili yaşamak, orayla ilgili planlarınız varsa bunlar için doğru diyaloglar, doğru insanlarla karşılaşmanız var. Hiç tereddüt etmeyin diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her iki tarafında maaş konusunda yaşadığı kriz ve ani ev değiştirmesinden kaynaklı bazı sıkıntılar hem evde hem işte stres yaratıyor. Hiç korkmayın, iş kapınızla ilgili değil de güzel bir ev anahtarınız var ama mahkemesel çözülmesi gereken bazı olaylar yaklaştığı için streslisiniz. Evde stres yapmayın, işte de yapmayın. Mahkeme sizin olumlu cevabınız olacak gözüküyor. Sevgili gençler, eğitim çok yoğun bir hafta, sınavlarınız başarmanız gereken doğru bir nokta ama bir de bu hafta gireceğiniz farklı dil eğitimi olabilir. İşinizle ya da eğitimle alakalı gireceğiniz sınavlarda bir pürüz görmüyorum. Kendinize gelin ama kalbinizdeki kişi sizi gönülden seviyor. Kaybetmeyin diyorum. Evet, ilişkisi yarım olan, tamamlanamayan sevgili yengeçler, siz kendinizi hiçbir zaman tamamlı bir ilişkiye adım atmadınız. Doğru insanları kendinize çekmediniz. Artık gökyüzü size doğru insanları çekmek için doğru bir haftayı yansıtıyor. Bol dua, bol şifayla doğru insanları kendimize çekelim. Bu ara söz, nişan ve evli çiftlerimizde tartışmalar, ani ayrılık kararları söz konusu olabilir. Dilinizin kemiği her iki tarafı da incitebilir. Aileler arası ters düşmelere sebep olabilir. Daha alttan almanız lazım. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Ama bazı evliliği olan ve uzun soluklu çiftlerde yalan, hikaye, bir şeylere şahit olacağınız için elinizde delil olacak. Haklarınızı almak için bu delili doğru kullanın diyorum. Sevgili ev hanımları, evet, yorucu, stresli değilsiniz. Mutlu, bu ara gün modunuz, gezme modunuz, ruhunuz daha enerjik ama kız çocuklarınızla ilgili ya da iki kız bir oğlunuz varsa, bir kız bir oğlunuz varsa kız çocuklarınızın ani gergin tavırlarını yumuşatmanız lazım. Çocuğunuza çok fazla bağırıyorsunuz, bunu düzeltmemiz lazım. Eşinizle aramızdaki dengesiz aile pürüzleri yavaş yavaş eşiniz gerçekleri görmeye başladı. Sizin tarafınızda. Ama şunu demek istiyorum, bazen sizin de söylediğiniz sözler çok ağır. O da bir anneden geliyor. Hak veriyorum size ama biraz daha alttan almanız lazım. Özellikle de bu ara boşanma fikri olan sevgili yengeçler, evet, radikal kararla mahkeme salonlarımız var. Miras konularımızla ilgili gelecek evraklar sizi tatmin edebilir ama davalar çok uzun sürecek. Süreceği için sabırlı olmanız lazım diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda dikkat etmemiz gereken kan değerlerimiz,
D vitaminimiz, demirimiz eksik olabilir. Uyku problemi ve halsizlik yaratabilir. Dikkatli olun diyorum. Bir bedduanın affını isteyeceksiniz. Ettiğiniz beddua kapınızda affedin, bedduadan kurtulun diyorum. İhmal etmeyin. Evet, bu ara evlenmiş, ayrılmış ve hiç evlilik yapmayan sevgili yengeçler için siz zaten bu konuyu çoktan kapattınız. Kendimi hayıra, kendimi farklı noktalara ait hissediyorum diyorsunuz ama var var, dikkatli olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel kalp, hepiniz cansınız, güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili aslanlar, maddi konularda kendimizi bu hafta böyle aşağıda hissedeceğiz. Hiçbir şey yetmiyor, onu oraya toparlıyorum, bunu oraya toparlıyorum. Artık tahammül gücüm kalmadı, kredi kartlarım, ödemeler hepsi birbirine karıştı diyeceğimiz bir hafta. Özellikle bu bir 10 gün böyle sizin böyle canınızı acıtacak bir hafta ama iş konularınızla ilgili mucize kapılar, karamsar gördüğünüz ekonomik hayatınızı bile güçlendirecek. O yüzden yerinizde çok güzel kurtuluş dönemimiz, yerimizle alakalı rahatlayacak ve parasal evredeki yaşadığımız krizleri unutacağımız bir hafta, işte basamağa doğru ama parasal dengelerimizi çok zorlayıcı bir hafta. Bunlar kredi kartlarımız, ödemelerimiz, her şey birbirine karışmış gözüküyor. Lütfen ve lütfen daha dikkatli olun. Çünkü açıldıkça açılmaya başladınız. Egonuz para konusunda açıldı. Buna dikkatli olalım diyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız, işinizle alakalı birçok yük ve gideceğimiz seyahat, toplantılar, yoğunluk o kadar yük olacak ki göz alerjimiz ve gözle alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Dinlendirici ya da göz doktorunuza gitmeyi unutmayın. Özellikle üst düzey yöneticilerimizle aramızdaki yaşanan bazı tatsız tartışmalar devam edebilir. Onu da yumuşatmanız için doğru bir hafta, bir an önce çözün. Çünkü siz çok başarılı ve çok yeteneklisiniz. Şirketiniz sizi farklı bir yola yollamak istiyor. Ama sizin burnunuz yüksekte olduğu için bu dengede yapıyorsunuz. Onu yapmayın ve odaklanın. Yolumuz güzel yolculuklara doğru gidecek. Evet, İşimizle alakalı farklı bir kurumsal, farklı bölümle ilgili de alternatif size sunulacak haklar var. Bunu bazen değiştirmek istemeyebilirsiniz. Bazen bu konu sizi yıpratabilir ama şunu demek istiyorum. Gideceğiniz yerde de daha kendiniz sağlam adımlarda olacak. İhmal etmeyin. Evet, devlet kurumu, devletle bağlantılı alanda çalışan sevgili takipçilerim için yerde bazı hırsızlık konuşmaları, sert giden diyaloglar, sizi suçlamalar, sizi de bu ortamın içine almak isteyebilir. Ama kör olun, sağır olun ama bunlarla muhatap olmayın. İşinizde hiçbir sürpriz yok. Başkalarının aklıyla işinizi kaybetmenizi istemiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest iş kapılarınız varsa bunlarla ilgili yeni diyaloglar, yeni oluşumlar, hatta farklı araştırmalar, yurt dışı bağlantılı sistemler kurmaya çalışıyorsunuz. Bunlar doğru. Bunların alt noktasını yapmanız gerekiyor. İhracat, farklı yabancı alanlarla bağ kurmak istiyorsanız şirketinizle ilgili pürüzsüz bir dönem. Bunu doğru yaptığımızda da işimizde gayet verimlilikler söz konusu olacak diyorum. Bence çalışan evli çiftlerimiz, sizin yurt dışı ile ilgili bağlantısı eşiniz engel olabilir. Bu yurt dışı kariyeri sizin için olumlu. Eşinizi ikna edin. Eşinizin de bu ara size karşı takıntıları, aşk duyguları, kıskançlıkları ön planda, fazla abartmasın. Yoksa siz daha dengesiz bir enerjiye girebilirsiniz diyorum. Evet sevgili gençlerim, güzel çocuklarım, eğitiminiz çok güzel bu hafta. Kendinizi daha verimli, daha sağlam enerjidesiniz. Dil eğitimi ve bilgisayarla alakalı eksik noktalarımız var. Bunlarla ilgili kurs almanızı, bu ara yaratıcı yönünüz var. Sanatla da ilgilenmenizi istiyorum. Size iyi gelecek. Evet sevgili ev hanımlarıma, ev hanımlarım, özellikle sizin aile içerisindeki her şeyi güven içerisinde yapmak istiyorsunuz. Ama siz de güven almak istiyorsunuz ve özellikle eşinizin borç aldığı konular ve hala altınınız verilmemiş olabilir. Değerli eşyalarınızı eşinizden istiyorsunuz, o vermek istemiyor. Ama şunu demek istiyorum, onun yapmak istediği bir ev mevzusu var ve bu evi sizin üstünüze yapacak, korkmanıza gerek yok. Bazı evli çiftlerimizde de eşlerin sinirli tavrı, gergin tavrı sizi tetikte yaratıyor ve ne yapsam ters geliyor diyorsunuz. Duymayın, mutfağa gidin. Çünkü o bu düzende hep böyle değişmeyecek, bunu bilin diyorum. Evet, aşık olan sevgili aslanlar, aşk güven ihtiyacı olduğunuz alanı yakalayacaksınız.
bitmiş bir ilişkinin tekrar hareketini görebilir ama onu reddedeceksiniz. Başka fırsatlarımızı daha hayatımıza tutacağımız. Yani evlilik yapacağımız, beklemediğiniz bir insanın size güzelliklerle duygusallığınızı katacağınız bir heyecan var. Zorlayın kendinizi. Onun ruhu size ait, siz de ona aitsiniz. Bence şans vermeniz lazım. Uzun soluklu ilişkilerde özellikle kayınvalide, yani aile köklerimizi ilgilendiren büyüklerden kaynaklı pürüzler, takılarda pürüz çıkabilir, ev konusunda pürüz çıkabilir, işte aile binasına zorlanabilirsiniz. Bence hiç panik yapmayın. Yine sizin ve eşinizin ilişkinizin dediği olacak. Gereksiz kendinizi yıpratmanıza gerek yok diyorum. Bir de boşanma fikri olup da bir türlü kurtulamayan, bıktım artık bu sözlü şiddete maruz kalmaktan. Evet, bu ilişkinizde artık mantıklı şekilde devam bitecek gözüküyor. Yasal mahkeme süreçlerimiz var. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Doğru avukatla yol almamız lazım. Yoksa krizlerimiz gözüküyor. Evet, evlilikten ayrılmış, boşanmış ve bir türlü ilişki yaşayamayan aslanlar, bu haftayı idare edelim. Kendimizi şifa duası okuyalım. Çünkü siz körü körüne sevip körü körüne bekliyorsunuz. Bu körü körüne beklemeleri yoga yaparak, meditasyon, alternatif noktalar oluşturarak kendimizi geliştirebilirim. Özellikle erkek çocuğu olan sevgili aslanlar, çocuğunuzun başarısını, spor ya da aktif noktalarını desteklerseniz sevinirim. Sağlık olarak bu ara cilt alerjik durumumuz, bu alerjik bronşit ve astımımız hareket edebilir. Dikkatli olun. Sevgiyle kalın. Ve araç almak isteyen, araç değiştirmek isteyen aslanlar, güzel bir hafta, hayırlı olsun. Sevgili Başaklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili Başaklar, güven, duygu, acı, mutluluk haftanız. İsteklerinizi en iyi şekilde arzulayacak haftanız. Acı çektiğiniz noktada şifalanma ve yaralarınız şifa bulma haftası olacak. Yani gerçeklerle, duygularla, İş kapısıyla yüzleşmeniz olacak. Yani bir siz senden bir sen daha yaratacaksın. O yüzden mutlu bir haftanın tadına çıkartalım. Evet, derin düşünceler, iş konusunda planlar, yeni plan oluşturmak istediğimiz noktada gayet ve gayet net adımlar atarak kendi pozisyonumuzu, kendi sistemimizi daha sağlam akışı sağlayacağız. Bence siz kendinize ait finansal noktalarımızı da ekonomik olarak güçlendirmeye doğru gideceğiniz için kafanızdaki yatırım, 1+1 olabilir, küçük bir ev anahtarı hayaliniz varsa Kasım bitmeden bunun kredilenmesini, bunun altyapısını oturtarak hayatımıza geçireceğiz. İşinizle alakalı da daha derin planlar içerisinde olacağımız için ekip arkadaşımız, yöneticilerimizle aramızdaki bağ daha keyifli ve daha gösterişli olacak. Yer, konum ve isteklerimiz için konuşayım mı diyorsanız şu an bu hafta değil, Kasım'ın ortası ya da Kasım'ın sonuna doğru bu konuşmaları yaparsanız istediğiniz yere hakimsiniz. Eğer şu an bunu yaparsanız bulunduğunuz noktada bir 6 ay daha devam edersiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Farklı alanlara geçmek, farklı kurumsalla ilgili beklentilerimiz varsa devreye birini sokmanız lazım. Mülakatta biraz sıkıntılar ve heyecan yapıyorsunuz. Bunu biraz daha yoga ve nefes terapisi alarak iyileştirmemiz lazım. Siz çok zekisiniz ama birebir konuşmada kilitleniyorsunuz. Bunu çözmemiz lazım diyorum. Evet, devlette çalışıyorsanız uzak yol, farklı bir il ya da farklı bir beklentiniz varsa olumluluk sürecinde ama sizin eksik eğitimleriniz var. Bunları da tamamlamanız lazım. Bulunduğunuz alanda kendinizi biraz daha yükseltmeniz lazım. Yani başkaları 3 eğitim yaparken siz bir yarım eğitimlesiniz ve istediğiniz nokta burası. Yani şu an burada olmanız gerekiyor ama siz burayı istiyorsunuz. Bununla ilgili eğitimlerinizi de tamamlamanız lazım. Serbest alanda çalışıyorsanız, yani hayatımıza yeni bir tablo çizmemiz lazım. Yapacaklarımızı günlük rutin bir hayata koymamız lazım. Kafanızda planlayıp sabah bir şey olunca sanki bunların hepsini unutuyor gibisiniz. Unutmayın, motivasyon enerjimiz yüksek tutar. Sizin başaramayacağınız hiçbir şey olamaz. Sadece tembellik ruhunuz var. Uyumak istiyor, disiplinli tembel. Yani ben evi toparladım, yaptığım işleri yaptım ama fazlasını yapmak istemiyorum diyeceğiniz bir hafta. Bence gökyüzü her konuda sizi çok fazla destekliyor ama sır verdiğiniz bir dostunuz size kazık atabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara yeni iş kurmak, işiniz, aile işiniz varsa aileyle alakalı bağlarda da bazı iş çalışanlarınız ve aranızda bazı diyalog kopukluklardan kaynaklı sert diyaloglar olabilir. Bu sizden de ondan da kaynaklı, yumuşatmamız lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada
her şey pürüzsüz giderken sağlık probleminden kaynaklı işe gidememe ya da bu noktada kaynaklı biraz kendimizi yorgun hissedebiliriz. Bahanemizde çocuk sevinci yaşayabilirsiniz. Hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili bir pürüz yok. Duygusallığınızda da pürüz yok. Hayalleriniz çok geniş. Hayalleriniz beyninize odaklanamıyorsunuz. Biraz hayalleri yumuşatarak, sadece birkaç odak yaparak kendimizi bu noktada aydınlığa kavuşabiliriz. Özellikle kurtulmaya çalıştığınız bir ilişkiden kurtulmadığınız takdirde zarar görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Uzun soluklu ilişkilerde yara alan ve kalbim bu noktada şifa bulmuyor, artık ağlamaktan çok yorgunum diyen sevgili başaklar, zaten onun seninle bir alakası yoktu. Sen hayalinde onu çok derin noktaya ittin. Yeni yolculuklar, yeni aşk sana daha şifa gibi gelecek. At çöpe gitsin, yeni bir hayat sana mutluluk yaratacak gözüküyor. Uzun soluklu evlenmeyi ve de ilişkiyi doğru noktada götürmek isteyen sevgili başaklar için evet pürüz yok ama onun iş değişimi ve onun parasal noktasının düzelmesi lazım. Siz bunu bekliyorsunuz. Eğer beklemiyorsanız evlilikte ya da ilişkiyi adım da atsanız pürüzsüz bir ilişki bir sıkıntı görmüyor. Eski ilişkinden var olacak bir dedikodu, size söylenecek bir laf canınızı acıtabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara evde bitmeyen bir iş. Yani mutfağı temizledin, banyo. Banyoyu temizledin, camlar, yerler, her yer böyle bir size böyle bir enerji olarak dağınık gelecek. Her yeri karıştırıp tekrar temizlik yapacaksınız. Bu sizin eşinizin sizi anlamadığıyla alakalı. Böyle bir mutsuzluktan her şeyi yiyecek. Eşinizle ilişki terapisine ihtiyacınız var. Duygularınızı anlamıyor. Anlamadıkça siz de onu kırıyorsunuz. O da sizi kırıyor. Bir fanusta dönüyorsunuz. Artık iyileşme vakti diyorum. Ve aynı şekilde çocuklarımıza bu duygu, bu enerji çok fazla yıpratıyor. Onlar depresyona giriyor. Sizin bu depresyondan çocuklarınızı kurtarmanız lazım. Evet, ev hanımlarının bazı eğitim kursları gibi düşünceleri var. Vallahi yaratıcısınız. Instagram sayfası açın. Astroloji eğitim alın. Kendinizi geliştirin. Güzellikler var gözüküyor. Evlenmiş, ayrılmış ya da uzun soluklu ilişkisi olmayan takipçilerim, zaten siz herkese kol taktın, bu şekilde devam et. Yok onun ailesi, yok onun anası, yok onun parası, onun güzelliği, onun dişi, onun saçı diyorsunuz. Bence bir kendimize bir şöyle bir dönüp bakalım, ondan sonraki insanları kendimize göre belirleyelim diyorum. Sağlık olarak özellikle akciğer nodüllerimizle alakalı ve orta kulak iltihabımız hareket edebilir. Bir de aile genelinde bir kaşıntı var. Bu kaşıntıyı çözmeniz lazım diyorum. Araç ve ev konusuyla ilgili ailemiz ve büyüklerimizin çözmesi gereken bir konu var. Ondan sonra herkesin hakkı, herkesin evi, herkesin aracı verilecek. Endişe etmenize gerek yok. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, güzel ailem, canlarım. Güzel güzel canlı olun, canlı olun, mutlu olun, abone olun, beğenmeyi unutmayın, arkadaşlarınızla da paylaşmayı söylemeyin. Evet, finansal konuda iyileşme, yenilenme, yeni noktalarımızla ilgili güzel alternatif oluşacak sürprizler var. Beklediğiniz para, tıkanmış konularımız, tıkanmaya yüz tutmuş, asla çözümsüz gördüğünüz noktalarda güzel diyaloglar ve yardım alarak bu noktalarımızı daha aydınlığa kavuşturacağız. Kurumsal firmada çalışıyorsanız yeni fikir, yeni değişimler, sizin yaratacağınız toplantılar, gideceğimiz evrelerde kendimizi daha ispatlayacağımız bir hafta. Mars sizin kendi finans evrenizde ilerleyeceği için sakın şunu unutmayın. Yani Mars geride gidiyor ve hayatımızda kendi evinizde geri giderken finans raporumuzu, finans konularımızda kafamızda karışık ani kararlar verebilir. Borcumuz üstüne bir ev alabiliriz, yeni araba değiştirebiliriz. Bu bizi zorlayabilir. Daha dikkatli ve daha temkinli davranmanızı öneriyorum. Çünkü bu haftadan itibaren, yani 19 Kasım'da bu olay ama siz daha erken bu enerjiyi yakalayacaksınız. Rica ediyorum, dikkatli olun. Devlette çalışıyorsanız devlet değişiminizle ilgili beklentilerde olumsuz cevap alacaksınız. Yerinizi kontrol etmeniz lazım. Ama ekstra bir eğitim alarak kendimi bir noktada geliştirmek istiyorum ama cesaretim ve algılama problemim var diyorsunuz. Okçuluk kursuna gidebilir, algılama probleminizi iyileştirebilirsiniz. Özellikle kardeş, aile ve iş konularında çok büyük, yani aileye ait işler, aileye ait paralar ve kardeşler ve aile içerisinde çok sesli bir kavga var. Bu kavgaya karışmamanızı, ne yapıyorlarsa yapsınlar, suç sizde olacak. Dikkatli olun. Çünkü sen başta gazı veriyorsun herkese, sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsun, duruyorsun. Bunu onlara teşvik ediyorsun, sen geri kalıyorsun. Evet, bu zafere erişeceksin ama ev birbirine karışacak. Adaletli olman lazım diyorum.
Bir de kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızla ilgili muhasebe, finans alanınızdaki insanlara dikkat etmeniz lazım. Zarar olabilir, bazı karışık olaylar, para yüksek ama size eksik geliyor olabilir. Bir çalışanlarımızı kontrol etmemiz lazım. Bir de sizin uzun süredir devam eden bir mahkemeniz varsa bu mahkemede ufak bir para cezanız olabilir. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Farklı bir yurt dışı ile ilgili iş bağlantılarımız, yoğun gidecek diyaloglarımız, geçmişteki çözemediğimiz bazı iş konularımızla ilgili detaylar bu hafta çıkacak. Ama yurt dışında gideceğimiz işler gayet olumlu. Geldikten sonra bu sistem, bu işleri de doğru noktaya doğru koyacaksınız. Rahatlama ve derin nefes alma diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz iş konusunda yöneticilerle alakalı bir ödüllendirme, para konusunda rahatlama. Siz finans ya da alım satım sektöründe çalışıyorsanız yerinizde hafif bir rütbe değişi sizi mutlu edecek. Yalnız çocuklarımıza vakit ayıramıyor olabilir. Çocuklarımızın eğitimlerinde bazı aksilikler olabilir. Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili gençler, duygusallığınız ön planda. Aşk, illa da aşk istiyorsunuz. Ben onu istiyorum diyorsunuz. Ama eğitiminizde de bu hafta çok yoğun bir temponuz var. Yani yarım saat, bir saat sadece eğitime önem verin. Sonra kafanız o tarafa kilitlensin. Onun sizinle duygusal bağı var. Sabırlı olursanız o sizin. Acele etmeyin diyorum. Evet, duygusal olarak yara alan ve eşiniz tarafından boşanma davası açılmış olabilir. Eşiniz evi terk etmiş olabilir. Bu konuda acı çekiyorsanız, bu konuda siz haklısınız ve hak sizin olacak, endişe etmenizi istemiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Nişanlanma, söz, bu tarz fikri olan teraziler, annenizin desteğiyle bu olay hızlı ve seri şekilde çözümlenmiş. Derin nefes alacaksınız. Hatta ailenizin size bir ev mevzusu var. Bu mevzuyla birlikte kiraya çıkmadan hayat arkadaşına söz, nişan, apar topar evlilik noktasındasınız. Hiç aşık olmadım, ben aşık olmak istiyorum Emine abla, biri beni sevsin istiyorum diyorsanız göz kırpıyor size gökyüzü. Hadi bakalım. Tanıştırılma, sosyal ağlar olabilir. Bunlarla bağlantılı süreçte güzellikler var. Bu ara sosyal ağlarda eğitim, para kazanmak, bu konularla alakalı noktamızı oluşturmak istiyorsanız cesaretinizi doğru tutmanız lazım. Çünkü bu cesaret size parasal ve müşterileriniz ya da danışanlarınızın daha yoğun olacağı bir aktif nokta var. Ailemizin yurt dışı seyahati ya da sizin yurt dışı ile ilgili gitmek istediğimiz yolculuklarımız var. Burada kazançlı döneceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum. Sevgili ev hanımları, bitmedi mi gardırop boşuma, bitmedi mi nevresim takımlarınız? Ya bir kendinize gelin ya, biraz kendinize bakın. Kilo aldınız, enerjiniz değişti. Eşiniz sizi çok sevmesine rağmen hala şüphe ruhunuz var. O sizi gönülden seviyor. Yani siz sadece o gönlü bir türlü gönülden yakalayamıyorsunuz. Yapmayın, o kalbi, onun yüreği sizinle birlikte. Hatta size sürpriz hediyeleri var. Araç almak ya da ev düşüncesi söz konusu olabilir. Ortak kararla altınların gidebilir. Bunu da bilsin, bilin istiyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız hani iç kulak ağrılarımız, iç kulak iltihabımız ve boyun fıtığımız hareketli olabilir. Bir de nezlemiz hareketli. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Çocuklarınıza güzel sevin. Çok sevin. Çok sevin. Çok sevin. Doğadaki canlıları da çok sevin. Herkes bu hayatta Allah'a emanet. Sevgi ve saygı da Allah'a emanet. O yüzden her sevdiğiniz, hep saygı duyduğunuz her şey Rabbime iletiliyor. Bilginiz olsun. Sevgili akrepler ve güzel akrepler, doğum günü kızları, doğum günü beyleri, doğum günü çocukları, doğum günü hayatları diyoruz. Nasılsınız? Evinize bereket, uğrunuza uğur, haftayı doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Uzun süredir ekip arkadaş, takım arkadaşlarınızla çalışmalarınızda çok güzel başarılarınız oluşacak. İşle ilgili yaşadığınız ya da olmaz dediğiniz birçok noktanın fırsatı ve ben bu noktaya geçmek istiyorum, imkanı yok, beni geçirmez diyorsanız buranın kapısı sizin için hayırlı şekilde aydınlığa kavuşacak. Kurumsal bir firmadan bir beklentiniz varsa, bunlarla ilgili büyük mücadele ediyorsanız Kasım sonuna kadar bu muradınız gerçekleşmiş olacak gözüküyor. Yeni anlaşmalar, yeni konular sizin için olumlu ve aydınlık. Kurumsal alanı büyütmek, o alanda daha kendinizi ispatlamak istiyorsanız eğitim konularımızla ilgili yarımlıklarımız var ama firma sizi bu noktada büyütmek ve terk etmenizi istemiyor. Siz numaralı adamsınız. O yüzden ya da kadınsınız, bu dengeyi doğru görmemiz gerekiyor. Eğer ki yeni bir kurumsal beklentinizi, farklı bir kurumsalda yön almak istiyorsanız, devlete geçmek istiyorsanız bu imkanlarınızla ilgili devreye birilerini sokmanız lazım. Bunu soktuğunuz takdirde Aralık sonu gibi bu
muradınız olacak ama şu an acele etmeyin diyorum. Aşk hayatınızda yeni anlaşmalar, yenilikler, yeni heyecanlar, yeni fırsatlar sizi çok güzel bekleyecek. Aşkı, sevgiyi daha derinden hissedeceğiniz bir hafta olacak ve aşk da sizin için hani yaralanan kanadınızda daha mutlu bir melek gibi kanadınıza dokunacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, bu ara kendi işinizle ilgili bazı aksilikler, pürüzleri görmeniz gerekiyor. Bulunduğumuz ve çalıştığımız insanlarla aramızda bir iletişim problemi ve herkes burayla ilgili mutsuzluklar yaşıyor. Siz burada kendinizi göstermeniz lazım. İşinize daha odaklanmanız gerekiyor. Bu ara yurt dışı, şehir dışı seyahatlerimizde güzel başarılar var ama vizeniz, vergi borcunuz ya da bunlarla ilgili yaşadığınız bazı pürüzler önümüze engel olabilir. Bunları görürsek sevinirim. Ya duygusal da acayip fanatik tavırlar sergiliyorsunuz. Yara aldım. Ya bu hayatta herkese yara alıyor ama bu fanatik takıntınız nedir? Bunu bir düzeltelim. Yani bir şeyi çok fazla abartıyorsun. Ya tepedesin ya aşağıdasın. Yani ya göğe çıkartıyorsun oldu ya yerin dibine batırıyorsun. İnsanlara da böyle rencide konuşmalarınız oluşuyor. Böyle farkında olmayak dilinizin ne dediğinin farkında değilsiniz. Biraz bunları yumuşatırsanız sevinirim diyorum. Evet, bu ara sıra dışı olaylara, işinizle ilgili gelecek dedikodular size artı kazanç sağlayacağı, mobbing uygulanan sevgili akrepler için siz yerinize hak kazanacaksınız. Mal mahkemeniz, malla ilgili yaşadığınız krizler varsa da Aralık sonuna kadar bunlar çözümlenmiş olacak. Aile için ani tetikte olmamız gerekiyor. Yani diliniz, onun dili, senin dilin, çocukların dili o kadar sert olacak ki birbirinizi saçma sapan olaylarla suçlama evreniz olacak. Dilimize hakim olmamız lazım. Dikkatli olun. Çalışan çiftler için de şunu demek istiyorum. Evet, çok yoruldunuz ama eşiniz ya da sizin suçunuz değil. İşinize başarılı olup kendinizi ispatlamak istiyorsunuz. Ama ev düzenimizle ilgili dağınıklıklarımız var. Evde yardımcı eksikliği ya da çocuklarla ilgilenen kişiyi doğru belirlemeniz lazım. Ve eve kamera takmanızı öneriyorum. Evet, duygusal olarak yara alan sevgili akrepler, yukarıdasınız, aşağıya düştünüz. Tekrar yukarı çıkmak için aşk bekliyorsunuz. Olumlu, güzel bir aşk da size güzellik getirecek. Yani şöyle söyleyeceğim. Bu ara geçmiş duygularımız ön plana çıkabilir. Anne, geçmiş çocukluğumuz, geçmiş anılarımız fırtına gibi hayatımıza girebilir. Keşke şu hatayı yapmasaydım. Keşke onu yapmasaydım lafı yanlış. Onu yaşayacaksınız ki bu döngüyü yaşamanız lazım. Evet, iyi ki o olmuş. İyi ki sen şu an kendini buldun. Eğer o olmasaydı yine aynı hatayı yapacaktın. O yüzden her hata insanı iyileştirir. Korkmayın diyorum. Evet, bir ev satımımız var. Özellikle aile büyüklerimiz. Yani çok kıymetli, doğru musunuz? Bir de uzun süredir toprağınızla ilgili, dayılarınızla ilgili yaşanan krizler, özellikle Karadeniz bölgesinde dayılarınız size sıkıntı yaratacak. Bu sıkıntı biraz annenizin canını sıkabilir. Bir de aile, ortam arasında çok büyük dedikodular dönecek, iftiralar var. İftiralara da hazır olmanız lazım. Çünkü size ait olmayan laflar sizin evinizde dönülmüş gibi dışarıya yansıyacak. Bir hasta büyüğümüz var, bununla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Ani doktor kontrolü gözüküyor. Bir de nişanlanan çift kayınpederden kaynaklı istenmiyor olabilirsin ve de damat istenmiyor olabilir. Aman bu hafta dikkatli konuşmalara, ayak, el konularımıza dikkat edelim diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara tablo merakınız, elektronik eşyalarla ilgili yeni fikirleriniz var. Kocanızı ikna edin. Boşanma fikri olanlar için de evet, bazı şeyler iyi gitmiyor ve iyi gitmedikçe siz de huzursuzsunuz. Boşanma yok, bu evlilik mecbur devam edecek diyorsunuz. Bari para biriktirin, en azından güçlenmeniz için yardımcı olacak. İşsiz olan ve hala kira derdi ve sıkıntısı olan sevgili akrepler, sıra dışı destekler alarak sıkıntınızı yavaş yavaş feraha erdireceksiniz. Yalnız şunu unutmayın, kredi borcunuz büyüyor. Bunları ihmal etmeyin. Uzun süredir hallederim, ederim, eylerim dedin. Borç dağı gibi oldu. Bu bir ay içerisinde bunu yarılamak lazım diyorum. Evet, ailemizle ilgili bir de sürpriz bir sevinç, çocuk sevinci, hamilelik sevinci gündemde olabilir. Sevgili gençler, size inanıyorum ama bu ara kafanız çok dağınık. Hiçbir şey istemiyorsunuz. Size karışmıyorum bu hafta diyorum. Evet, evlenmeyi düşünmek ve uzun süredir dul olan hayırlı bir kısmetiniz var. Çok yakın bir dostunuzun aracılığıyla adım atabilirsiniz. Hayırlı bir insan. Bu ara sağlık konusunda saç, egzama, kaşıntılarımız, alerjik reaksiyonlarımız ve gıda zehirlenmesi olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili yaylar,
Güzel ailem, bu ara seyahatlerinizle ilgili kısa kısa önümüze köstekler, önümüze aksilikler, önümüzde sıkıntılar söz konusu olabilir. Ve biraz duraksama, biraz gerginlik, biraz huzursuzluk sizi rahatsız edebilir. Ama eninde sonunda bu iş gereği seyahatlerimizin fırsatları olacak, kapılarımız açılacak, endişe etmenize gerek yok. Bu ara bazı insanların size sır verme yoğunluğu fazla olacak. Bu sırlar size ağır gelebilir. Bu ara kim sır verecekse size vermesin. Çünkü duyacağınız şeyler sizin midenizi bulandırabilir ve güvensiz olabilirsiniz. O sağlıklı gözükmüyor. İşle alakalı birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla ilgili çok güzel mücadeleler, çok keyifli oluşumlar. Yani grup çalışacağımız her şey bize renk ve keyif katacak. Yani kırgın olduğunuz, küskün olduğunuz insanlarla da aramızdaki bağ keyifli şekilde oluşacak. Cesaret etmek lazım. Evet, parasal sıkıntılarımız var, kaoslarımız var. Yani ve nasıl olsa o olmayacak. Nasıl olsa bunu başaramıyorum. Nasıl olsa krizlerim var. İş bekliyorum, iş olmuyor. Yani tam beğendiğim iş kapımda aksilikler yaşıyor diyorsanız, hayır, cesaretinizi gerçekten toparlayın. Kapanmış kapılarınız, yarım olan ve bir türlü tamamlanmayan fırsatlarınız size çok daha güzel kapılar yansıtacak ve iş kapınız, iş yolculuğunuz keyifli. Kurumsal alanda değişimlerle ilgili büyük mücadele vermeniz lazım. Rakipleriniz çok fazla var. Siz de bu konuda dil eğitimi ya da farklı eğitimler alarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ama o yer sizin. Yani ama onlar da sizin ayağınızı kaydırmak için mücadele veriyor. Bu yer sizin, korkmayın. Devlet alanıyla alakalı çalışma ya da bu konularda çalışıyorsanız bazı kalıplaşmış düzeni bozamazsınız ve bu düzene ayak uydurmanız lazım. Siz bozmaya çalışırken işinizde oyunlar söz konusu olacak. Ani göreviniz Diyarbakır'a çıkabilir. Mesela Ege'deyseniz yani sürülme ya da bu tarz konularımız gündemde olabilir. Sizi suçlamalarla görevinizi uzaklaştırabilirler. Dikkatli olmanızı istiyorum. Serbest alanda çalışıyorsanız ve bu konularla alakalı noktada biraz daha işimizle ilgili parasal noktayı güçlendirmemiz gerekiyor. Kredi çekme niyetimiz var. İşle ilgili ödemelerle ilgili yaşadığımız bazı sorunlar bizi çok fazla yıpratmaya ve yormaya başladı. Evet, biraz kredilerimizde ödeme çekeceğiz. Sonra bir ay daha stresli ve kaos olsa da eninde sonunda başarımız aydınlığa kavuşacak. Bir de çalışan evli çiftlerimizle ilgili noktada eşinizi işten çıkartabilirler. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Serbest alanda büyümek ve bu konuda yapmak istediğimiz fikirlerde evet ekonomi durumunuz yok ama sosyal ve dijital ağlardan yapacağınız başarıda sizi çok yıpratacak, ekonomik olarak dara sokacak şeyler yok. Bunu yaparsanız markalaşma, kendinizi büyütmek için çok güzel oluşumlar var. Cesaret edin, sosyal ağ ya da dijital alanlarda ne yapmak istiyorsanız yapın. Bu ara kitap yazmak, sanat, resim, bu kadar meraklarınız varsa da bunlarla ilgili doğru altyapı oturtarak kendinizi geliştirebilir. Bu sinir yıpranması, genetik kodlamamızda ani öfkelenme var. Bunlara da şifa gibi gelecek gözüküyor. Sevgili yaylar, bu ara kilo almaya, vücudumuz fazla yağlanmaya başladı. Sıkı sıkı rejim ve vücudumuzu güçlendirmemiz lazım. Evet sevgili gençler, yurt dışı eğitiminizle ilgili yurt dışı beklentiniz varsa bunlarla ilgili olumlu kapılarımız var. Onaylanacaksınız. Burada bir okul ya da yeni bir okula geçmek istiyorsanız geçişiniz hayırlı olsun. Bir de kafanız duygusallıkta kırgın ve kendinizi bu konuda artık yıpratmak istemiyorsunuz. Biraz dingin bir dönem sizi bekliyor. Ama aşık olmak isteyen sevgili yaylar için geçmiş ilişkiniz kapınızda, acı çekmeye tekrar hazır mısınız diyorum. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili oturtamadığınız ve düşüncenizde rahatsız olduğunuz konular var. Aslında bir aldatma ya da bir yalan yok. Sadece onun ağır aksak olması biraz sizi mutsuz edebilir. Yoksa o sizi seviyor. Ama bu ara sizin kalbiniz farklı bir noktada heyecanlar arayışında. Siz hata yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Evli çiftlerimizle alakalı da belki çocuklarla ilgili yaşanan bazı sorunları görmezden gelmekten çocuklarımızın zekasının farkında değilsiniz. Ve para kavgaları, ödemelerle ilgili gerginlikten bizim aramızdaki iletişimde çok fazla gerginlikler oluşmuş. Bunları toparlamamız lazım. Yoksa boşanma ve ödemeler ve yaşadığımız krizler
anne baba evine gitmeyi gösteriyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu arada duygusallık aşırı tepki yaratabilir, aşırı öfke yaratabilir. Ne olur yürüyüş yap, yoga yap, spor yap, yan yağlarını düzelt, zayıfla. Belki bu sana iyi gelecek diyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle çocuklarımızla ilgili bazı konuları dikkate almanız lazım. Bu ara bazı bağımlılıklar, dışarıya dönük arkadaşları yanlış olabilir. Bir kontrol edelim ama dikkatli, çocuklara sezdirmeden ve bağırmayı bırakmanız lazım. Çocuklarınız sizden farkında olmayarak uzaklaşmak istiyor. Bunları bir düzeltirsek sevinirim. Bir de sevgili ev hanımları, bu ara meraklısınız. Mesela kozmik enerji, astroloji, bu tarz meraklarınız var. Yapabilirsiniz, bir sıkıntı görmüyorum. Ama sizin de yatak odası ve perde ve bu güneşliklerle alakalı ve radyatörlerle ilgili sıkıntılarımız, doğalgaz sıkıntımız olabilir. Dikkatli olun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken tek şey göz tansiyonu ve özellikle son zamanlarda öksürük ve balgamla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Bronşlarınız, akciğerleri sıkıştırmış olabilir. De kalp ritminizde sorun olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Aile büyüklerimizde de parçalanma, kavgalar, tartışmalar var. Özellikle kardeş ve yakın akrabalar arasındaki dönüşecek kaos evimizde kriz yaratabilir. Dikkatli olun. Çok öpüyorum. Sevgili oğlaklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen şöyle bir konu. Hayatınızda yeni insanlar, yeni çevre, yeni oluşum, yeni diyaloglar ve iletişimin çok yoğun olacağı bir haftayı ve bu hafta özellikle bu yeni oluşacak insanlarla bağı doğru topladığımızda iş hayatımıza ve çevremize daha olumlu adımlar atmış olacaksınız. Cesaret, güçlenme, yenilikler size, yeni insanlar size şans getirecek gözüküyor. Evet, bu ara iş yerinizle ilgili grup çalışmaları, ekip çalışmaları arasında itişli kakışlı olsa da siz zirveye doğru, ama ekip arkadaşlarımızın hafife almayın. Tam zirveye giderken ekip arkadaşımız sizin yerinizi kapma yoluna doğru gidiyor. Bunu da doğru bilinçlenmeniz gerekiyor. Eğer kurumsal alanın daha kendi gücünüzü yaratmak istiyorsanız eksik ve dağınık kafanızı biraz daha verimli şekilde toparlamanız lazım. Geçmişe ait özellikle 2021'deki yaşadığınız kriz bu hafta tekrar gündemimize gelecek. Bu kriz 2020'de 21'deki krizi tekrar aynı noktada yaşayacaksınız iş hayatınızda. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Devlet bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız işinizle ilgili yaşayacağımız çok yoğun evrak toplantı, girişler, çıkışlar, evraklar, koşturma ve hani oturacak vaktim yok, ayaküstü yemek yemekten sıkıldım diyeceğiniz bir hafta var, ama ne olursa olsun yerinizi doğru kodlayıp doğru oturmanız lazım. Çünkü siz işinizde en verimli, en doğru adımın temelini atacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız evet, yeni güçleneceğiniz, çalışacağınız insanlar size ayrı bir renk, ayrı bir keyif katacak ve işinizle ilgili yeni fikirler, yeni oluşumlarda sizi, işinizi büyütmek, daha doğru konuşmalarla satışınızı renklendireceksiniz. Küçük bir esnaf olabilirsiniz. Renk değişimi, yeni bir alan, yeni yere taşınmak sizin gücünüze güç katacak. Yani olduğunuzdan farklı kazançlar ve gelmesini istediğiniz fırsatlarla ilgili de güzel şanslar size renk katacak. Düşünceleriniz çok yoğun olacak iş hayatınızla ilgili. Hani ben hani doluya koyuyorum, boşa koyuyorum dolu derken, artık boş olan yerimiz komple dolmaya başlayacak. Ev satışı gerçekleştirmek istiyorsunuz, hayırlı olsun. Yeni büyük bir eve geçmek istiyorsunuz. Ev artık rutubet ya da alanda huzursuzsunuz. Bu değişim sizin hem ev insanları için hem de sizin için olumlu gözüküyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınızın işiyle ilgili büyük bir zirve ve kutlama evresi söz konusu olacak. Sizin de yöneticiniz değişebilir. Bunun verdiği bir mutluluk var. Ama çok büyük kurumsalda ani değişimler var. İşten çıkartılmalar var. Siz de dikkatli olmanız gerekiyor sevgili oğlak burçlarım. Evet, bu ara yeni fikirlerinizi icada geçirmek, yeni ofis, yeni iş yeri, yeni bir kafe, restoran ya da bu tarz fikirlerimiz varsa ortaklı çalışma doğru, ortaklı satış doğru. Ama bu ara araç alımı, inşaatla alakalı merakı olan sevgili oğlaklar, doğru projelere imza atıp bu işlerin altyapısını oturtup kendi sisteminizi daha rahat bir noktaya eriştireceksiniz. Serbest bir alandaysanız ufak tefek bazı krizleri
kendinize artı olarak çevirmenin keyfini çıkartacaksınız diyorum. Eğitim konusunda bazı fikir değişiklikleri, eğitimi yarım bırakmak isteyebilirsiniz. Felsefi düşünceniz farklı noktaya kayabilir. Eğitimini yarım bırakma, felsefelerini yap. Ama duygusal olarak acını eğitim hayatına zarar vermeni istemiyorum. Evet, bir de bu ara duygusal olarak ayrıldığınız ilişkinizin size hem özür dileme enerjisi çok fazla var. Şans isteyebilir. O şansı çok kez yaptı. Emin misiniz diyorum. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı noktada ciddiyet konuşmaları, evlilik, söz, nişan gibi durumlarımız hareketli noktada gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara çok fazla yoğun misafir ağırlayacağınız, aile kökleriniz, çevrenizdeki gelecek insanlar devamlı yemek kaldır, yemek indir, onu yap, bunu yap demekten çok yorgun olacaksınız. Kemik ve diz kemiklerimize dikkat edip ayak tabandaki mantarlar size sıkıntı yaratıyor olabilir ya da ne deriz ona? Hani neydi, varis değildi, ayakta bir şey oluyordu, unuttum, siz anladın, nasırlar biraz canınızı acıtabilir. Bu ara en çok çocuklarımızla ilgili alışveriş haftamız olacak. Evet, bazı borçlardan kaynaklı çocuklarımıza kılık kıyafet konusunda alınması gereken evreyi de tamamlayacaksınız diyorum. Evet, eşinizle aranızda tartışmalar devam edecek. Saçma sapan tartışmalar, evimizle alakalı olmayan şeyler. Her iki tarafta birbirine özür dileyecek ama boşanma fikri olan sevgili oğlaklar için tam doğru zaman ayrıl ve özgürlüğüne kavuş. Yoksa bu evlilik seni kendi içinde hapse doğru götürüyor ve kendini anlatamıyorsun ve çok mutsuzsun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken saç dökülmelerimiz ve son zamanlarda epilasyon ruhunuz var. Hadi epilasyon bakımınıza gidin. Ciltteki rahatsız olduğunuz noktalardan kurtulmanız gerekiyor. Şimdiden halletmeniz lazım. Bir de genizletim ve burun operasyonu geçirmek isteyen oğlak burçları, olumlu bir dönem. Enerjinizde ya da vücudunuzda herhangi bir sıkıntı olmayacak, merak etmeyin diyorum dedim. Evliliği yeniden hayatını düşünen, evlenmeyi düşünen insanlarda da aile büyüklerinizin size tanıştıracağı insanları doğru gözden geçirin. Çünkü size tekrar bir evlilik enerjisi var gözüküyor. Yalnız aile içerisindeki bazı mallarla ilgili de ana baba yaşarken hesap ediyorsanız burada bir yanlışlık var. Onlar uzun ömürlü. Şu an onlar yaşarken bu hesabı yapmak yanlıştır. Teknolojik bilgisayarınız ya da cep telefonu değişimi kararı içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel ailem, beğenmeyi, yorum yapmayı, kalp bırakmayı unutmayın diyorum. Sevgili kovalar, özellikle düşüncelerimiz, kıskanlıklarımız, kavgamız kendimizle. Yani siz kendinizle kavga ettiğiniz sürece başarınızı kendiniz odaklanamıyorsunuz. İşinizle ilgili hiçbir pürüz yok ve siz hala kendi yerinizi beğenmiyorsunuz. Yerinizde kalmalısınız. Şubat ayından sonra yerinizde güzel değişimler gerçekleşecek. Ama şu an ekip ve çalıştığımız alandaki insanların sizi kıskandığını, sizin enerjinizi kemirdiğini de artık görmelisiniz. Her sabah Ya Şafi ve Ayetel Kürsü okuyarak enerjimizi mutlaka değiştirmemiz lazım. Kurumsal bir alanda bulunduğumuz noktanın, fazlasıyla çaba ettiğimiz noktanın hakkı sizin elinizde. Devletle bağlantılı çalışıyorsanız bazı karmaşıklıklara hazır olmanız lazım. Çünkü bu buradaki sistemin yoğunluğu size de stresi yaratacak ama işinizle ilgili bir kriz yok. Sistemin kendi içinde kriz olduğu için alınganlıklarınız olabilir. Dikkatli olmanız lazım. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız yeni yönlendirme, yenilikler, yenilenmeye çalıştığınız birçok noktada nefes alarak mantıklı yenilikler yapmanız lazım. Fazla abartmadan. Kariyerle alakalı hep sıkıntı, endişe duyuyorsunuz. Artık yavaş yavaş endişeniz bitmeye başlaması lazım. Hak ediliş dediğimiz noktaların temel noktası var. Yani siz korkmayın. Çünkü diyor ki burada, havadaki her şey sizin hayatınızda askıda değil, artık ruhunuzda kalacak. Askı diye dönemimiz bitiyor. Kariyerle ilgili de uzun süredir meslek değişimi, farklı bir bölüme geçmek istiyorsanız bu konularda yeni fırsatlar, yeni oluşumlar yaratılacak ve siz bu yeni oluşumlarla birlikte kendinizi güvende hissedeceksiniz. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı ve çok yoğun çalışan evli çiftlerimiz, Türkiye'de, dünyada fark etmiyor. Yer değişimleri ve şehir ve yurt dışı ile ilgili bazı diyaloglarda seçilen bir kimlik olacaksınız. Uzun soluklu ailenizle aranızda mesafe olabilir. Bunlara da şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Bir de bu ara insanların suskun tavrı, konuşmayan tavrı.
konuşmayan tavrı, suskun tavrı biraz sizi şüpheci duruma itebilir. Onların içsel dünyasıyla bir pürüz var. Sizinle hiçbir alakası yok diyorum. Bu ara tarım ya da böyle organik alanlarda kendi alanımızı büyütmek, toprak almak, toprak satmak, emlak alım işleriyle uğraşmak istiyorsanız güzel ve kazançlı, yani pürüzsüz işler olacak. Cesaretinizi toparlamak. Eleştiriye açık olun ya sevgili kovalar. Her zaman kendinizi bu konuda ben haklıyım, ben haklıyım. Niye haklısın ya? Eleştiriye bir açık olursan haksız olduğun noktayı da görmüş olursun. Bunu ilişkinde de, eşinde de, çevrendeki insanlarla da yapıyorsun. Artık bunu yapmaman lazım. Düz ve net görüp kendini kalıplaştırmış ben haklıyım havasından çıkarsan kendini daha güçlü noktalarda göreceğini gösteriyor. Çalışan özellikle eşiniz işten çıkartılmış olan ve hanımlar çalışıyorsa eşinizin iş kapısı şimdiden hayırlı olsun. Artık siz de derin bir nefes alacaksınız diyorum. Aşk konusunda nostalji duygularımız, hareketli, heyecanlı evrelerimiz çok fazla olacak. Geçmiş değil de gelecekte yeni ilginç tanışmalar sizi mutlu edecek, gülmenize kahkaha atacağınız ve inanacağınız bir insanı kendi renginizde bulacaksınız. Hadi şimdiden aşk hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda hızlandırma ve kurs ve yarım bıraktığınız ve eksik gördüğünüz noktalarda farklı eğitimler alarak kendinizi geliştireceksiniz ama aşk konusundaki o tutumsuz tavrınızı değiştirmeniz lazım diyorum. Yani kovalar, aşkta siz devamlı tutumsuzluk içerisindesiniz. Aile düzen kurmak istiyorsunuz ama tutumsuz tavrınız karşı tarafı ürkütüyor. Artık istekleriniz değil, ortak isteklerimizi gördüğümüz takdirde mutluluğu da bulabiliriz diyorum. Evet sevgili ev hanımları. Evet, ilginç olaylara sahip olabilir. Kendinizin söylenmediği şeyleri söylenmiş gibi gösteren kocandan nefret ettin ya da hanımından nefret ettin. Onun huyu böyle, hep böyleydi. Neyi nefret ediyorsun? Ona sımsıkı sarıl ve ona sevdiğini söyle. Çünkü o da seni seviyor. Bu ara uzun soluklu evli çiftlerimizde cep telefonu ya da mesaja geçecek olayla ilgili bazı karışık olaylar söz konusu olabilir. Ve sizin ve o eşinizin arasındaki iletişim, kıskançlık ve bazı şeyleri kanıtlama döneminiz, mantıklı ilerleyin. Ona bunu sır olarak, hani gizli gizli takip edin. Sır verirseniz o her şeyi silecek gözüküyor. Bir de evlilik teklif alacak bir evladınız var. Hayırlı uğurlu olsun. Evinize hayırlı bir insan gelecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Dedim bile. Bu arada en önemli şey koltuklarınızla ilgili ve sehpalar, koltuk değişimi içerisindesiniz. Yeni koltuklarınız da hayırlı olsun. Hiç evlenmeyen ve evlilik düşünmeyen kova burçlarına da bu dönem aşk var. Belki evliliğe göz kırpabilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Yasal mahkemeli süreçlerinizle alakalı biraz daha mücadele, biraz daha amaç oluşturmamız lazım. Bu mahkemelerde her şeyi alacaksınız ama kredi konusunda ani kararlar verebilir ve bu kararlarda borçlanmamıza borç katabiliriz. Kredi çekmek yasak bu hafta. Dikkatli olun, mutlu olun, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili balıklar, güzel ailem, güzel kap, yorum yaz, kanalı büyüt, paylaş, anlat, dedikodu gibi anlat. Neyse, yurt dışı seyahat, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizin iş gereği yoğun olacağı bir dönem. Ve buradaki işlerde başarı ve odaklanacağınız birçok nokta size güzelliğe doğru iletiyor. Eksik gördüğünüz kendi iş temponuzla ilgili gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Daha farklı alanlarda iş kapılarımızın, şansımızın yüksek olacağı bir nokta. Uzun süredir özellikle yeni iş bekliyorsanız, işinizle ilgili rütbe, yenilik bekliyorsanız Mars sizin güçlü noktanızı ve bu konularda yeni fırsat ve yeni sinyaller alarak yerinizi belirlemek için çok doğru bir haftanın evresindeyiz. Aceleci tavırlarınızı geri tutacaksınız. Telaşlı konuşmanızı geri tutacaksınız. İşte de yaptığınız başarıyı hızlı hızlı anlattığınız için kendinizi doğru ifade edemiyorsunuz. Yavaş sakin anlatırsanız zaten yerinizde çok mutlu ve keyiflisiniz. Hem konum olarak hem de alan olarak kendinize farklı yetenekleri de yaratacaksınız. Daha kendinizi ispatlayacaksınız. Akışınız hızlanacak. Yani korkusuzluk ve cesaret ve heyecanı girette bırakırsan
her şey senin ayaklarına seriliyor. Yer değişiminizle ilgili güzel sinyaller alacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Şirketinizin size yurt dışı ile alakalı güzel bir yolculuğunu sunması da ayrı keyif katacak gözüküyor. Ev taşınması, evle alakalı bazı aceleci tavırlarımız, bizim gideceğimiz yeni evde mutluluk değil, hiç istenmeyen bir eve taşınacaksınız. Sindire sindire taşınma konusu, sindire sindire yerinizi beğenerek geçmenizi öneriyorum. Şirket taşınması, ofis taşınmaları, evraklar yoğunlaşacak, bunu da bilelim. Devlette çalışıyorsanız tayin, atama konularla ilgili beklentilerimizle, taşırandaysanız atama beklentiniz varsa sinyal var. Hadi devlet kapınız, memuriyetiniz hayırlı olsun diyorum. Gideceğiniz iş, devletin size vereceği yolculukta da gayet güzel bir yere geçiş yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Eğer ki uzun süredir devlete girmek, iş bekleyen ve iş konumuzla ilgili uzun süredir huzursuz olan balıklar için farklı fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde iş kapılarınız açılacak. Sadece biraz daha iyi yere olsun diye bekliyorsunuz. Bir adım atın, daha iyi kapılar sizin için olacak. Yeter ki adım atılmanızı öneriyorum. Serbest ve da kendi işinizle ilgili büyütmek istediğiniz planlar size mutluluk getirecek. Ya büyük ürünler, yeni projeler, yeni oluşumlarda da gayet güzel. Eğer avukatsanız, eğer ki sağlıkla alakalı ofisiniz varsa, eğer ki estetik diş doktoruysanız çok güzel başarılar ve bunu büyütmek istiyorsunuz ve büyük aydınlıklar var. Serbest, stabil bir noktada çalışıyorsanız ani yönetim değişimi sizi ilgilendirmiyor. Siz yerinizde kalın. Sadece maaş konusunda aralıkta nasıl konuşacağım telaşınız var. Konuşun çünkü uzun süredir bu konudan rahatsızdınız. Çalışan çiftlerde bir problem yok. Kendi aranızdaki ailevi sorunları evimiz ve işimize yansımasın. Ve çocuklar bu ara çok huysuz olabilir. Onlarla iletişimi güçlendirmemiz lazım. Sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili bir sorun yok. Hayallerimiz, seyahatlerimize, yurt dışı ile ilgili başvurumuz ya da eğer ki Amerikan vizesine başvurduysanız olumsuz bir vizelerle alakalı olumsuz bir sorun yok. Bunu uyarmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ev hanımlarımız bu ara ödemelerle alakalı eşinizin verdiği para yetmeyebilir. Eşinize bunu söylerken eşiniz size kızıyor olabilir ama bu ara unuttuğunuz faturalar, eve haciz, icra ya da verginiz neyse bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara sevgili ev hanımları, kendi hayatınızla alakalı ödün verdiğiniz kendi ailenizin kardeşler arasındaki gerçek yüzünü görüp ailenize kızgınlığınız sert olabilir. Daha yumuşak geçmenizi öneriyorum. Evet, bu arada uzun soluklu ilişki yaşayan olumlu adımlar, olumlu diyaloglar söz konusu olacak. Geçmişte çok önce tanıştığınız sosyal ağdan, sosyal bağlantılarla size yeniden dönmek isteyen biri var. Belki ona şans verirseniz mutluluğu, çünkü siz de unutamadınız. Bu mutluluk size keyif verecek diyorum. Hiç aşık olmayan ve aşk konusunda ciddi hiç ilişkim olmuyor diyenler için biraz 19 Kasım ay tutulması sizin evinizde gerçekleşeceği için, iletişim evinizde gerçekleşeceği için artık iletişimde doğru insanı bulmak, kendinizi doğru ifade edeceğiniz kişiler ya da onların ifadesi size mutluluk yaratacak gözüküyor. Bir de nişanlı olanlarda acil evlilik kararı verdiniz. Acele etmenin, yani 2023 Nisan'daki aceleciniz, ailelerin baskısı yüzünden kendi evinizi kurmak istiyorsunuz. Hak veriyorum ama acele etmeyin lütfen diyorum. Bir de askere gidecek ya da vatanını görevini yapacak evlatlarınız sağ salim gidip gelecekler. Bir de çocuğunuzla alakalı disiplin etmek istiyorsunuz ama çok geç kaldınız. Siz kendi alışkanlıklarınızı disiplin edin. Başkasının disiplin olmasına gerek yok. Çünkü siz hep kendinizi disiplin etmekte vakit ayıramıyorsunuz. Spor yapmanız enerjinize iyi gelecek. Yeni heyecanlar, toplantılar, gideceğimiz eğlenceli noktalarda mutluluk haftanız var. Bol kahkaha atıp bol bol güleceksiniz. Yalnız araç kazaları olabilir. Araç değiştirme fikrinizde sert ve kararlı olabilirsiniz. Bu sizi zorlayabilir. Dikkatli olun diyorum. Bir de ailemizin aile apartmanı ya da oturduğu evde yıkılma, müteahhit anlaşmaları yeni ev arayışı strese yaratabilir. Aman dikkatli olun. Sağlık olarak dikkat edeceğimiz tek şey mide asitlerimiz, migrenimiz ve bu ara gece yeme alışkanlıklarımız fazlalaştı. Bunları düzeltmenizi öneriyorum. Mutlu ve keyifle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.